Gazette gazetesi imtiyaz sahibi Fatma İncegül, başyazar Adem Ak ve Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Biriminden sosyolog ve aile eğitim formatörü Mehtap Ünlü, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz'a ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette Yavuz, Seyhan Kaymakamlığı tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Memur Sen Adana İl Temsilciliği TSK'dan emekli 104 amiralin Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni bahane ederek yaptığı bildiriye tepki göstererek suç duyurusunda bulunup basın açıklaması yaptı. Suç duyurusunun öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Memur Sen İl Temsilcisi Mehmet Sezer, bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınarak o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Çukurova Üniversitesi Avrupa Birliği tarafından desteklenen kültürel miras olarak sinema için diyalog, sınırlar arası diyalog yoluyla Adana'da sinemaların somut olmayan kültürel miras olarak kimliklendirilmesi, tanınması ve topluluk temelli envanterinin çıkarılması adlı projeye ortak olarak katıldı. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Aydın Çam ve Doçent Doktor İlke Şanlıer Yüksel ise 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 15 ay sürecek projede koordinatör ve araştırmacı uzman olarak görev yapacak. Yüreğir Belediyesi'nin polis meslek eğitim merkezleri sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu devam ediyor. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslara yoğun ilgi nedeniyle ek kontenjanlar oluşturuluyor. Kursa başvuru ve detaylı bilgi için adaylar 444-8044 çağrı merkezinden veya 0322-502-9217 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek. Seyhan'da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için görev yapan Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, toplumsal yaşamda dezavantajlı durumdaki engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıp, toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak için engellilerin önündeki engelleri kaldırarak yaşamı onlarla paylaşıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri engelli ve özel bakıma ihtiyacı olan vatandaşlardan gelen tekerlekli sandalye, engelli bastonu, hasta yatağı ve benzeri gibi talepleri değerlendirip bu taleplere çok hızlı bir biçimde yanıt veriyor. Yaşamlarını kolaylaştıracak donanımlara kavuşan engelli ve özel bakıma ihtiyacı olan vatandaşların mutlulukları ise yüzlerinden okunuyor. Dört Yol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı. Jandarma ekipleri etkinlik kapsamında Yeşilköy Atatürk Parkı'ndaki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği gönüllüsü Duygu Karaer, sokak hayvanlarına mama, et ve süt ürünleri bırakarak beslenmelerine katkı sağladıklarını söyledi. Türkiye Kano Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları Muğla Köyceğiz'de tamamlandı. Adana, THM ve SEM sporcuları elde ettikleri başarılarla yarışmaya damga vurdu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana'da 5 günlük hava tahminleri şöyle. Salı parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 10 derece. Çarşamba parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 11 derece. Perşembe parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 11 derece. Cuma sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 12 derece. Cumartesi sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 9 derece.